Çok değerli basın mensupları, Distinguished members of the press, today I have met with Simon Coveney, Bakanı Anniken Huitfeldt'i ülkemizde ve Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İrlanda ve Norveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye insani dosyasından sorumlu ülkeler. Simon ve Anniken Ankara'dan önce Hatay'ı ziyaret ettiler. Bugün Hatay'dan buraya Ankara'ya geldiler. Ve cilve gözü sınır kapımız üzerinden icra edilen Birleşmiş Milletler sınır ötesi insani yardımlarını yerinde gördüler, incelediler. Ve ilgili arkadaşlarımızdan da gerekli bilgileri aldılar. Kuzeybatı Suriye'de yaklaşık 4.4 milyon kişi yaşıyor. Bunların 4.1 milyonu insani yardıma muhtaç durumda. Geçtiğimiz yıl bu sayı 3.4 milyon civarındaydı. Bir yılda 700 bin kişi daha insani yardıma muhtaç hale geldi. Birleşmiş Milletler sınır ötesi insani yardım mekanizması İdlib başta olmak üzere bölgedeki 2.4 milyon kişiye her ay yardım ulaştırıyor. Cilve gözü sınır kapımız üzerinden aylık ortalama 800 tır uluslararası yardımı sevk ediyor. Bu yardımların devamı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2585 sayılı kararının yenilenmesi gerekiyor. Ve bugün kendi aramızda üçlü bir şekilde bu konuda neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. İrlanda ve Norveç bu yardım mekanizmasına ilişkin görev yönergesinin uzatılması için yoğun çaba sarf ediyorlar. Hem İrlanda'ya, Simon'a hem de Norveç'e bu çabalarından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Geçen hafta bu konuları ülkemize gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüştük. Görüştüğümüz önemli konulardan bir tanesiydi. Bugün değerli mevkidaşlarımla bu konuları biraz sonra çalışma yemeğinde de görüşmeye devam edeceğiz. Onların sahadaki izlenimlerini de bugün elde ettikleri izlenimleri de kendilerinden dinlemiş olacağız. Ama her iki mevkidaşımla da ayrı ayrı ikili görüşmeler de gerçekleştirdim. Ve bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve tahıl ihracatı başta olmak üzere Filistin, Avrupa Birliği diğer bölgesel konuları hepimizi ilgilendiren bölgesel konuları da el almış olduk. İlk ikili görüşmeyi Simon'la gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde ben de İrlanda'yı ziyaret etmek istiyorum. Çünkü Simon'ın bu Türkiye'ye üçüncü gelişi oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ben de kendisini bu yıl içinde ziyaret etmek isterim. Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor ama da daha da geliştirmemiz gerekiyor. Atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Yine iki ülke arasında ciddi bir ekonomik potansiyel olduğunu teyit ediyoruz. Diğer taraftan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de Simon'la değerlendirmiş olduk. Ardından Norveçli mevkidaşım Anniken'le bir ikili görüşme gerçekleştirdik heyetlerimizle beraber. Geçen sene ticaret hacmimiz %30 artmış. Bunun daha da artabileceğine inanıyoruz. Özellikle gemicilik ve denizcilik alanındaki işbirliğimiz ikili ilişkilerimizin itici gücü olmaya devam ediyor. Bunu daha da arttırmak istiyoruz. Anniken'le ayrıca savunma sanayi işbirliğimizden terörle mücadeleye kadar ve NATO genişlemesine kadar birçok konuyu ele aldık. Ayrıca Afganistan konusunu ele aldık. Yine her iki ülkeyle Filistin konusunda biliyorsunuz görüşlerimiz örtüşüyor. Yemekte de bu konularda neler yapabileceğimizi ele aldık. Norveç tabii özellikle arabuluculuk konusunda Türkiye ile beraber önde gelen ülkelerden bir tanesi. Uluslararası alanda arabuluculuk konusunda özellikle işbirliğimizi de sürdürmek istediğimizi söylemek isterim. Alfabetik sırayla şimdi sözü misafirlerimize bir kere daha hoş geldiniz diyerek Simon'a bırakıyorum. Thank you very much, Mevlüt, and I'm delighted to be back.
Mevlüt, çok büyük bir memnuniyetle Ankara'ya geri geldim. Ben de bir kez daha geldim. Sanırım benim üçüncü ziyaretim, evet, Ankara'da. Üçüncü bulunuşum. Çok büyük bir memnuniyetle sizleri de ağırlamak isterim. Anakin'la bir kez daha bir araya gelmiş olduk. Birlikte gelişimimiz aslında özel bir amaç taşıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 2021 yılında katıldıktan sonra İrlanda ve Norveç, Suriye insani dosyası ile ilgili sorumluluk görevini üstlendiler. Bu dosyadan sorumlu ülkeler oldular ve Birleşmiş Milletler bu bağlamdaki karar vesilesiyle çok büyük hacimlerde insani yardımı Suriye'ye taşıyor. Özellikle Kuzeybatı Suriye'ye taşıyor. Bu rolümüz, bu pozisyonumuz vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz ayında 2585 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını yenilenmesini sağladık. Türkiye'den sınır ötesi insani yardım operasyonlarını 12 ay boyunca devam edecek şekilde uzattık. Üçüncü kez uzatılmış oldu bu görev süresi. Anakin'le birlikte o bölgede Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü operasyonların ölçeğini ve boyutunu gördük ve bu operasyon çerçevesinde çalışan herkesin çabalarına tanık olduk. Birleşmiş Milletler'de görev yapan, Hatay'da çalışan görevlilerle birlikte, bu kırılgan topluluklarla birlikte çalışan STK temsilcilerinin de görüşlerini dinledik. 4 milyon üzerinde insana yardım taşınıyor Kuzeybatı Suriye'de. Bu operasyon çerçevesinde Türkiye açısından çok hassas bir konu olduğunu biliyoruz ve bu konudaki ortaklığınız ve bu olağanüstü insani sınama karşısındaki işbirliğiniz için sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz. Mevlüt'le görüşmelerimize devam edeceğiz elbette ki. Bu hayati önem taşıyan operasyonun görev süresinin uzatılması için de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine birlikte çalışarak insani yardımın ihtiyaç duyan herkese Suriye'de ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Elbette başka konuları da ele aldık uluslararası gündem çerçevesinde. Hali hazırda karşı karşıya olduğumuz pek çok sınama var. Hepsinin ötesinde Ukrayna'daki durum ele almamız gereken konulardan biriydi. Bu çerçevede de yine Türkiye'nin uluslararası camiada üstlendiği liderlik rolü için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'daki sorunun çözümüne yönelik olarak, ki bu sorun bildiğiniz üzere gıda fiyatları üzerinde çok büyük bir etkiye yol açtı ve bazı ülkelerde insanlar açlıkla karşıya kaldı bu sorun sebebiyle. Bu nedenle ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken bir sorun ve Türkiye'nin insanları bir araya getirerek, Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışarak, Ukrayna hükümetiyle birlikte çalışarak ve Rusya ile birlikte çalışarak bu soruna çözüm getirmek için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Sayın Bakan'la yürüttüğümüz ikili görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık elbette. Özellikle bu dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum bu gündem maddesini. Atina'ya da bir ziyaretim olmuştu. Buradaki mevkidaşımla da görüşerek Türkiye ile aralarındaki yapıcı ilişkilerin devamına görüştük. Tabii ki diğer AB ülkeleriyle olması gerektiği gibi. İrlanda adına ve diğer AB ülkeleri adına bu konudaki desteklerimizi sürdüreceğimizi söylemek istiyorum bir kez daha. Çok teşekkürler Simon. Annika, sözü sana vermek istiyorum. Çok teşekkürler bu sıcak misafirperverliğiniz için, karşılamanız için. Türkiye'de çok güzel bir misafirperverlikle karşılandık. Harikulade ikili ilişkilerimiz var Türkiye ile. Aynı zamanda çok yakın NATO müttefikleriyiz. Çok büyük belirsizlikler içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla müttefiklerimizle ve ortaklarımızla temaslarımızın sürmesi hiç olmadığı kadar büyük önem arz ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 milyon Suriyeli gıdaya erişebilmek için, suya, ilaca erişebilmek için ve diğer insani malzemelere erişebilmek için Türkiye'de kara sınırından geçirilen yardımlara, insani yardımlara muhtaç durumda. Bu sabah bir gözlem yapma fırsatı bulduk. Türkiye tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından ve insani yardım kuruluşları tarafından bu bölgede bu fırsatı çok büyük bir takdirle karşıladık.
ve sınır ötesi insani yardım operasyonun uzatılması, görevin uzatılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde meslektaşım ve mevkidaşım Simon'la birlikte çalışıyoruz. Bu insani yardım operasyonlarının devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü Suriye'deki insani kriz kötüden daha kötüye gidiyor. Artan gıda fiyatları bu yıl daha da bu durumu kötü bir noktaya getirecek gibi görünüyor. Bu konuda siyasi bir çözüm bulunabilmesi için ilerleme, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi için ilerleme kaydedilmesi gerekliliğini daha da fazla hissediyoruz. Çünkü insani krizin sona ermesinin, bu acıların sona ermesinin tek yolu bu. Bir kez daha gösterdiğiniz misafirperverlik için ve ziyaretimiz sırasında sunduğunuz destekler için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler Anakin, çok teşekkürler Simon. Sorusu olan var mıdır acaba? TRT Haber, Ayşenur Gündoğdu. Benim sorum iki konuk bakanı olacak. Ancak Bakan Çavuşoğlu cevaplamak isterse çok memnun olurum. Bölgeden geliyorsunuz, Hatay'daki durumu yerinde gördünüz. Türkiye ciddi bir yük altında. Sınır ötesi yardımları düzenleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının önümüzdeki ay yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içinde bir uyum var mı? Eğer bu kararın uzatılmasında sıkıntı çıkarsa sorumlu ülkeler olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Son olarak da İrlanda ve Norveç olarak bölgeye ne gibi yardımlarda bulunabilirsiniz? Teşekkür ederim. And as similar countries, what kind of aid you have in mind for offering to Syria? Thank you. This is not an easy resolution. Birincisi, üzerinde mutabık kalınması çok kolay bir BM kararı, Güvenlik Konseyi kararı değil. Geçen yıl da kolay değildi bu kararın uzatılması, yenilenmesi. Ondan önceki yılda hiç kolay olmamıştı. Olağanüstü bir insani sınama ile karşı karşıyayız ve siyasi açıdan da çok büyük güçlükler var. Suriye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Bu bölgede yaşayan 4-4,5 milyon insanın durumuna bakacak olursak, bu insanların pek çoğu birden fazla kez Suriye içerisinde yerinden edilmiş kişiler. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine, özellikle daimi 5 üyesine çok büyük görev düşüyor. Suriye'de çıkarları olan 5 daimi üyenin bu kararın yenilenmesinin doğru karar olduğu konusunda mutabık kalması gerekiyor. İnsani açıdan ben bu kararın doğru karar olduğundan hiçbir kuşku duymuyorum. Siyasi açıdan da, çünkü istikrar için, hesap verilebilirlik açısından ve elbette insani acıların sona ermesi bakımından çok önemli. Bu görev yönergesinin uzatılması eğer mümkün olmazsa bu acılar devam edecektir ve 3 hafta kalmışken bu görev yönergesinin sona ermesine nerede durduğumuzdan emin olmamızı beklerdiniz ama bizim görevimiz, Türkiye'nin rolü, Dışişleri Bakanı olarak mevkidaşı Mevlüt'ün dönemi bu görevi, bu görev yönergesinin uzatılması bakımından çok çok önemli. Rusya ile yürütülen görüşmeler de, diğer taraflarla yürütülen görüşmeler de çok önemli bir ortak çözüme ulaşılabilmesi açısından. Çünkü çocukların, yaşlıların, kadınların haftalık geçimlerini idame ettirebilecek şekilde ancak çadırlarda yaşadığını biliyoruz. Kuzey Batı Suriye'ye Baba Haval sınır kapısından gelen insani yardıma muhtaçlar ve bu sınır kapısının açık tutulması gerekiyor. Aksi takdirde pek çok kişi için çok kötü bir durum oluşacaktır. Bir siyasi gerilim de oluşmuş olacaktır. Çünkü yerinden edilmiş pek çok kişi hayatta kalabilmek için tekrar harekete geçmeye ihtiyacı hissedeceklerdir. Ve nereye gidecek bu insanlar? İşte mesele bu, aslına bakarsınız. Dolayısıyla bu ideal bir durum değil ama en azından
Çok büyük miktarda insani yardımın, 800 tır diyoruz ayda, bu yardımın insanlara ulaşabiliyoruz. Bu tırların nereden geldiğini, tırların içerisinde hangi ürünler olduğunu biliyoruz. Bağımsız bir şekilde denetleniyor, izleniyor bu insani yardımlar ve sayılmayacak kadar çok sebep var bu görev önergesinin uzatılabilmesi için, ama tarafların bu mutabakatı sağlaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anikem ve ben de bu konuda özellikle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Uluslararası durum bu yıl geçtiğimiz yıla oranla çok daha büyük gerilimlerle dolu Ukrayna'da süren savaş sebebiyle. Ancak buna rağmen Birleşmiş Milletler'in görev önergesini uzatabildik Afganistan'da ve bundan birkaç hafta önce Gine Körfezi'ndeki güvenlikle ilgili kararı da onaylatmayı başardık. Benim ümidim Güvenlik Konseyi'nin bu fırsattan istifade ederek başka alanlarda, başka bölgelerde de bu görev önergesini uzatması. Ukrayna'daki savaşla ilgili anlaşmazlıklar halen gündemde olsa dahi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin Suriye'deki insanların bu anlaşmazlıklar sebebiyle acı çekmeye devam etmesine göz yummayacağını umuyoruz. Bu görev yönergesinin uzatılabileceğini düşünüyoruz. Koordineli bir şekilde Türkiye ile çalışıyoruz. Siz şahsen de çok önemli bir rol oynadınız bu gelişmelerle ilgili, yaptığımız çalışmalarla ilgili ve önümüzdeki haftalarda olumlu bir sonuca ulaşacağımızı umuyorum. Thank you very much for the questions. Thank you very much for the questions. From Cilve Gözü to various aynı şekilde son Güvenlik Konseyi kararını dolduğu gibi çizgi ötesi yardımlara da Suriyelilerin ihtiyacı var. Dolayısıyla her bakımdan biraz önce sayıları da verdik. İnsani yardıma muhtaç kişi sayısı da artıyor. Bu Güvenlik Konseyi kararının uzatılması gerekiyor. Birbirine alternatif değil. Biz özellikle çizgi ötesi yardımların sorunsuz bir şekilde, yani Halep tarafından, Şam tarafından, Dünya Gıda Programı'nın İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere getirilen yardımların insanlara ulaşması konusunda da yardımcı olduk, kolaylaştırıcı olduk. Sağdaki zorluklara rağmen hiç sorun olmadan 5 tane çizgi ötesi yardım da gerçekleştirildi. 6.sı 9 Temmuz'da gerçekleştirecek. Yani bu Güvenlik Konseyi kararının 10'unda bitiyor bir gün öncesi. Yani teafuk. Sonuçta biz Ruslara da bunu söyledik. Her ikisinin de devam etmesinden yanayız. Çizgi ötesini de kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Rus tarafını da tabii ikna etmek için gerekli çabalarımızı da önümüzdeki süreçte sürdüreceğiz. Tüm bunları Lavrov'la da biraz önce söylediğim gibi paylaştım. Sir, I have only a short question. Turkey has opposed Swedish and İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı Türkiye. Sizi göremedim, neredesiniz acaba? Kameraların arkasındasınız. You mean Türkiye, right? Yes. Türkiye demek istediniz herhalde, elbette. Try one more time. Bir kez daha sorayım. Did you get my question? Yeah. Duyabildiniz mi sorumu? Go ahead. Is this question is Turkey has opposed Swedish and Finnish membership in NATO. For how long are going to do karşı çıktı. Bu karşı çıkma durumu ne kadar devam edecek? Two candidate countries. Two countries that they wanted to be NATO member. I will continue in Turkish if you don't mind. İki aday ülkeye bağlı iki ülke adaylığını koydu NATO'ya. Well, it really depends on the answer that will be given to us by. Endişelerimizi de beklentilerimizi de net bir şekilde hem NATO'ya hem de iki ülkeye açıkça ilettik. Yazılı bir şekilde de ilettik. Ve biz Türkiye olarak NATO'nun açık kapı politikasını en güçlü destekleyen ülkelerden bir tanesiyiz. Şimdi bu iki ülke bizim
bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak, ne zaman karşılayacak? Bu konuda bir mutabakata varmamız lazım. NATO Genel Sekreteri ve NATO Sekreterliği de devrede. Sürekli kendileriyle de görüşüyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Stoltenberg'de bir görüşme gerçekleştirdi. Dün yine ben Genel Sekreter Stoltenberg'de telefonda görüştüm. Kabine şefini Türkiye'ye gönderdi. NATO'dan da aynı şekilde ortak bir uzlaşı belgesi geldi. İsveç Başbakanı danışmanından bir belge geldi. Şimdi bu belgelerin, bize gönderilen bu belgelerin bizim beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO'ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı biz tekrar bunları derleyip toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de Genel Sekreter'e de söyledik. Yani sonuçta yani ne zaman diye sorulmaz. Yani soruyu cevaplamak doğru olmaz. Çünkü bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılayacaklar? Top şu anda onların tarafında. Onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim. Hello, Minister Coveney, Merhaba. Sayın Bakan Coveney. RTE in Turkey. Türkiye'de RTE'de serbest gazeteci olarak çalışıyorum. Sınır bölgesine gittiniz. Oradaki duruma tanık oldunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftalardır Türkiye'nin into northern Syria to drive Kuzey, Kurdish forces Suriye'ye, 30 kilometers south of the Turkish-Syrian border. Bir operasyon başlatacağını ve Türk sınırının 30 kilometre ötesine buradaki Kürt birliklerinin gitmek üzere bu operasyonu başlatacağını söylemişti. Böyle bir operasyonu İrlanda destekleyecek mi? Bunu sormak istiyorum. Sayın Bakan Çavuşoğlu, size bir soru sormak istiyorum. Türkçem çok iyi olmadığı için İngilizce konuşuyorum. Özür dilerim sizden. Ülkemin adını söylemeyi öğrenmişsiniz, Türkiye demeyi öğrenmişsiniz. O yüzden bu çok memnuniyet verici. Ben bile karıştırıyorum zaman zaman. Look, I attended your press conference with Lavrov last week. Geçen hafta düzenlediğiniz basın toplantısına katıldım. Pushing the UN plan for sea corridors through the Ukrainian minefields to enable Ukraine to export wheat. Açılarak buğday ihracatına devam edebilmesini üç kanaldan. Suriye'deki ve Afrika'daki bu gıda krizinin hafifletilmesini destekleyebiliriz. Bu gündemi ortaya koymaya çalıştınız. Birleşmiş Milletler'in ne kadar etkin bir planı var bu deniz koridorlarının Rusların kullanımına eline geçmesini engellemek üzere. Yani Ukrayna sahillerine Rus birliklerinin çıkışını engellemek için Birleşmiş Milletler ne yapmayı düşünüyor? Örneğin Türkiye bu koridorların girişinde savaş gemilerini bulunduracak mı Rusların askeri amaçla bu koridorları kullanmasını önüne geçirmek için? Sayın Hüçfeld, çok kısa bir sorum olacak size de. Finlandiya çok uzun bir süreden bu yana NATO'nun Rusya'ya karşı olan savaşında bir gedik idi. Ve kuzey ülkelerinin Finlandiya'nın artık bu boşluğu doldurmaya karar verip NATO'ya üye olmaya karar vermesinden memnun olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine veto oy kullandı. Bu ülkeler peki bir misillemede bulunacaklar mı sizce? Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulayacaklar mı diye sormak istiyorum. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. NATO'nun Rusya'ya karşı olan savaşı ifadesine karşıyım. Savaş dediğinizi düşündüm. Hayır, duvar demiştim. Savaş değil, duvar demiştim. No, sorry, that wasn't meant as a slide. I just wanted to clarify that issue because it's obviously size yönelik bir şey değildi. Sadece açıkla kavuşturmak istedim. Çok hassas bir husus olduğunu düşünüyorum sadece. Duvar demişsiniz. We are here on a humanitarian mission.
biz burada insani yardım misyonuyla bulunuyoruz. Dürüst olmak gerekirse geçtiğimiz yılda biraz daha erken bir tarihte buradaydım. Aynı sebeple dolayısıyla politikacıların kendilerinin düşünüp çok sayıda insana, son derece kırılgan durumdaki insana çok büyük, çok muazzam yardımlar taşıdığını göz önüne almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Hem Anakin hem de ben insani yardım ulaştırılması konusunda çalışan kişilerin en az şekilde etkilenmesini sağlamaktan sorumluyuz. Dolayısıyla burada benim odak noktam bir ülkenin yapacağı operasyonlar, yürüteceği operasyonlar değildir. Bizim destekleyeceğimiz, teşvik edeceğimiz bir şey değildir. Bu tür operasyonlar bizim odak noktamız, Birleşmiş Milletler'in görev yönergesi ve kararıdır. Dolayısıyla temel insani yardımların Kuzeybatı Suriye'ye ulaşmasının devamını sağlamaktır. Buradaki kırılgan insanların, 4 milyon kadar insanın bu yardıma ulaşmasını sağlamaya devam etmektir. Önümüzdeki haftalarda odaklanacağımız ve yapmaya çalışacağımız şey bu olacaktır. Türkiye bu çalışmalarımızda bizim elzem ortağımız da Rusya'nın olduğu gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan ülkenin de olduğu gibi biz odak noktamızı burada tutmaya devam edeceğiz. Finlandiya'nın ve İsveç'in üyelik konusu. NATO içerisinde pek çok anlaşmazlığı çözüme kavuşturduk daha önce ve daha önce bu anlaşmazlıkları birbirimize yaptırım uygulayarak çözmedik. Aynı masa etrafına bir araya gelerek konuştuk bu sorunları, anlaşmazlıkları. Bu sefer de bu şekilde çözüm yoluna gideceğiz. Doğru, yani yaptırımlarla bu işler çözülmez. Endişelerimizin karşılanması lazım. Biz onların neden NATO üyesi olmak istediğini anlıyoruz. Endişeleri var. Yani meşru endişelerdir. Birbirimizi iyi anlayıp birbirimize destek olmamız lazım. Çünkü NATO güvenlik teşkilatı. Problemlerden bir tanesi de zaten bu iki ülkenin savunma sanayi ihracatı konusunda kısıtlamalar getirmesi. Bunların da kaldırılması lazım. Bizim de beklentimiz bu. Diğer taraftan tabii Türkiye'nin çok önemli sorumluluklar üstleniyor komşu ülke olarak. Türkiye'de 3.7 milyon civarında Suriyeli mülteci halen var. 500 bin civarında dönenler var. Gönüllü dönüşler için çalışıyoruz. Yine İdlib'de 100 bin tane piriket ev sığınma yapıyoruz. Yeri, sığınacakları, barınacakları yer, hayat standartlarını yükseltmemiz lazım. Ama tüm bunları yaparken bir taraftan yalnız kalıyoruz, bir taraftan da PKK-YPG terör örgütü hem oradaki insanlara saldırıyor, dönen insanları engelliyor, insani yardımların önünde engel, askerlerimize saldırıyor, Türkiye topraklarına oradan saldırı düzenleniyor ve Amerika ve Rusya bu bölgeden bu teröristleri temizleyeceğine dair söz vermişti, anlaşmıştık ama yerine getiremediler. Elbette Türkiye'ye yönelik ve bu sahadaki çalışmalara yönelik tehdit, terör tehdidine karşı, bu DAEŞ olabilir, PKK fark etmez, gerekli tedbiri almamız lazım. Bana doğrudan yönelttiğiniz soruya gelecek olursak, şimdi bir Birleşmiş Milletler planı var. Kısaca iki arkadaşıma da bu plan hakkında da haritayı da göstererek bilgi verdim. Biz bu planı destekliyoruz. BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu görüyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da Birleşmiş Milletler çatısı altında bunu yapmamızda fayda var. Lavrov'a Ankara'da yaptığımız görüşmede bunları izah ettim. İkili düzeyde veya tek taraflı bir çalışmanın olmaması gerektiğini söyledim. Basın toplantısında da söyledim zaten, takip etmişsinizdir. Diğer taraftan eğer Rusya'dan da şimdi cevaplar bekliyoruz. Askerlerimiz arasında teknik görüşmeler de devam ediyor. Dörtlü bir toplantı olursa kurulacak mekanizma, bunun işleyişi, denetimi dahil tüm konular burada ele alınacak detaylı bir şekilde. Burada Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'da olacak. Dolayısıyla herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mekanizmanın da bunu temin etmesi gerekiyor. Rusya diyor ki Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın,
Tabii Ukrayna'da burada oluşacak koridorlar konusunda Rusya burayı suistimal edip bizim limanlarımıza saldırmasın diyor. Dolayısıyla bu meşru bir endişe. Bunların giderilmesi lazım. Herkes bunun sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olması lazım. O nedenle şimdi mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, transit hat, güvenli hat ve güvenli bölge. Güvenli bölgede gerekli denetimler yapılacak gemilerle ilgili. Ve o güvenli hatlardan mayın temizlemek çünkü çok uzun zaman alacak. Keşke temizlenebilse. Yer yer bize doğru mayınların da geldiği geçmişte görüldü. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bu detayları görüşüyoruz ve önümüzdeki süreçte Rusya'dan da olumlu cevap gelirse dörtlü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Buradan bir anlaşma çıkarsa bu işlerin denetimini yapmak için İstanbul'da bir merkez kurulması planlanıyor. BM planına göre. Tabii bu denetimler dronlarla da yapılabilir, insansız hava araçlarıyla da yapılabilir. Yeter ki bu mekanizma iyi bir şekilde işlesin ve hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın ihraç edeceği tahıllar ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılsın. Rusya'nın tahılına da ihtiyaç var. Çünkü dünyada tahıl üretiminin üçte birini bu ülkeler yapıyor. Şu anda 40'a yakın ülke ithalatın %50'sinden fazlasını bu iki ülkeyle yapıyor. Bazı ülkeler %100'ünü bu iki ülkeden alıyor. Mısır gibi bir ülke %85'ini bu ülkeden alıyor. Yani Rusya'nın da beklentisi sigorta, taşımacılık, lojistik ve işte banka ödemeleri, gemilerin bu ürünleri taşıyacak gemilerle ilgili beklentileri var. Bunun iki ülkenin de kabul edebileceği ve herkesin yararına, tüm dünyanın yararına bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz bu konularda çabalarımızı sürdüreceğiz. Sorry, it has been quite long to respond to that question. Teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Thank you, Annika. Thank you. I think we deserve the dinner. Yeah. Working dinner. Thank you.